Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere matkabımın şu an görüyorsunuz. Bu da şu kısımdan. Burada bir temassızlık var. Ben bunu tespit ettim. Yani temassızlık olduğunu buradan muhtemelen %90. Bunu sökeceğiz. İçine bakacağız. Bakalım. Problem nereden kaynaklıymış. Ben buraya faydalanmıştım zamanında. İşini gördüğüm zaman. Toplam böyle yapmak istediğim olarak kazanımda yaparken de en azından merak edenler olur. Sizler de görmüş olursunuz. Ben şans geçim orta. Öncelikle fişini çekelim. Şimdi şuralardan, şu kısımlardan yavaş yavaş ürünümüzü açmamız lazım. Ben bunu kamera kayıtlarına alıyorum ki takarken de rahatça takabileyim. Hem sizlerle paylaşmış oluyorum. Hem de kendim için faydası oluyor. Evet. Ürünümüzün içi bu şekilde. Şurada dişlerimiz var. Şu kömürümüz. Bizim tabi burayla işimiz yok. Bizim şu kısımda işimiz var. Şu kısım. Bu kısımda. Burayı da sökeceğiz. Yani bunu tespit etmek şu an için çok zor. Bunun yağ kaposunu değiştireceğiz. Burada iki tane giriş var arkadaşlar. Biri faz girişidir, biri nötr. Topraklama yok bunda. İki giriş var. Biri faz girişi, biri nötr girişi. Ya tamamen kabloyu değiştireceğim. Ya da şu kısımdan keseceğim. Tekrar buralara şu kabloların bağlantısını yapacağım. En mantıklısı da şu an şuradan kesmek olacak. Aynen. Bunu buradan keselim. Bunu buradan keselim. Aynı şekilde kahverengiyi buraya, maviyi alt kısma bağlayacağız. Penseyle kablomuz o da kısılacak ama yapacak bir şey yok. Evet, bunu kestik. Şimdi bunu açalım.
Buralardan keselim. Evet. Burayı hallettik sayılır. Sıra gelelim tetik kısmına. Evet. Bu makinamızın sağa sola geriye çalışmasını sağlıyor. Şunu buradan çıkaralım. Bu bayağı inceymiş. Evet, buna şuradan bunu açacağız. Kahverengiyi. Ve mavi. Kabuğumuzu çıkardık. Bunu şuradan keselim. Genişletebiliriz bunu. Şurayı biraz daha açalım. Kısmı biraz daha açalım. Kahverengi burayaydı. Tekrar sıkıyoruz. Bunu da burayı biraz daha açmamız lazım. Orada oraya taktık. Bunu buraya tutturuyoruz. Yerini oturtturduk. Şu arkadaki kapıyı tekrar yerine çekiyoruz. Bunu buraya oturtturup vidalamamızı yapacağız. Montajını sağlayacağız. Fakat şu çıkmış. Bunun nereden çıktığını öğrenmem için videoyu biraz geriye sarıp bakacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, bu ürün şuradan çıkmış. Buradan tekrar göstereyim. Burada kömür var. Bunu dinamoyu döndüren. Şunu
Şuradaki arka aparatıyla beraber şuradan bastırıyoruz ve yerine oturtturuyoruz. Tamamen bu kadar. Ürün çalışıyor şu an. Görüyorsunuz. Bunun aynısı bu tarafta da var. Buradaki kablo gelmiş, bunun arkasına girmiş. Burada da buradan. İşlemimiz bu kadar. Şimdi montajını yapalım. Çalışıyor mu bir deneyelim. Açıkken denemeyin. Gördüğünüz gibi parçalar fırlıyor. Burası yerinden çıkabilir. İlk önce kapatacağız. Sonra denemesini yapacağız. Eğer hala aynı sıkıntı yapıyorsa biraz daha geriden alıp tekrar bağlantısını yapabiliriz. Şunu kısmı ilk önce bir evet. Sıkmaya çalışalım. En önemli iki yer. Şimdi diğerlerini daha fazla sıkmadan bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Vidalarımızı da takacağız. Evet, vidalarımızı da sıktık. Gördüğünüz gibi her iki yönde de güzel çalışıyor. Burada herhangi bir kesme olmuyor. Elimden geldiği için yaptım. Kendinize güvenmiyorsanız yapmayın tabii. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.